tvpolu.com. Güç yaratılımı %9.590 ve 91 kuruş, %4.56. Arge projesi pazarına biz yine katılıyoruz, yine katkı sağlıyoruz. İnşallah gerçekleştirebiliriz. Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Musa Aydemir ve Gümrük Müdürü Ayşe Hanım bizi ziyaret etmişlerdir. Sizlere dağıtılan kitapçıklarımız sizin karşısına, Bolu halkının karşısına somut, elle tutulur ve Allah'a çok şükür uygulanabilir projeleri kapsamaktadır. Beğendiğiniz olabilir, beğenmediğiniz olabilir. Ama size çok net bir şey söyleyeyim, baştan bunu söyleyeyim. Son konuyla ilgili de aynı zamanda. Artık bundan sonra Bolu'da ben yaptım, oldu yok. Böyle üç kişi karar verip böyle Bolu kabul etmeyecek bundan sonra. Allah'ın izniyle biz Bolu'da yapacağımız her işi Bolulara soracağız. Bolu'ların onayını aldıktan sonra harekete geçireceğiz. Halkın karar verdiği bir Bolu'yu inşallah bu önümüzdeki dönemde tesis etmeye çalışacağız. Kitapçıklarınızı inşallah okumanız ve okuduktan sonra fatihmetin.net adresine kıymetli arkadaşlarım çok değerli görüşlerinizi derc etmeniz. Çünkü sizler Bolu ekonomisine yön veren insanlarsınız. Bolu ekonomisine yön veren önemli bir odanın, STK'nın başında olan insanlarsınız. İçinde olan insanlarsınız. Yönetici olan insanlarsınız. Dolayısıyla hepiniz birer birer işlerinizde başarılı olan insanlarsınız. O nedenle bu projelere sizlerin yön vermesi de bizim açımızdan önem ifade eder. Fatihmetin.net adresine bu önerilerinizi iletmenizi isterim. İnşallah bu görüşlerinizi her platformda dile getirmenizi arzu ederiz. Bunlar bir de öneridir. Bunlar illa uygulanacak değildir. Halkın kabul ettiği projelerimizi inşallah birbiri yerine getirmek bizim vazifemizdir. Tabii burada 30 tane var. 10 tane de arkadan geliyor. İnşallah dinamik bir süreci de hep beraber yaşarız. Biz Bolu'nun ticari haritasını çıkartacağız. Bunu beraber yapacağız. Yani Bolu Belediyesi de Ticaret ve Sanayi Odası, esnaf odalarımız, birliğimiz bir araya geleceğiz. Bolu'nun ticari haritasını ortaya çıkartacağız. Ve sokak sokak, cadde cadde, mahalle mahalle planlayacağız. Ve talep eden, iş yeri açma talep eden vatandaşımızın tabii ki ticari teşebbüs hürriyeti burada anayasal haktır. Teşebbüs hürriyetini kesinlikle tabii ki önüne geçmeyeceğiz. Bakın kanuna, nizama, her şeye uygun olacak. Bizim her adımımız Bolu Belediyesi olarak onu söyleyeyim. Kanuna karşı saygılı, kanuna uygun bir şekilde yapacağız. Ne yapacaksak. O nedenle şundan emin olun, sizlerle beraber, esnafımızla beraber Bolu'nun ticaret tasını çıkartacağız. Ve nerede ne olması gerekir? Bir işletmeci bize müracaat ettiğinde hangi sektörde işletme açıyorsa diyeceğiz ki ona, ya bak bu açmak istediğin yerden daha farklı bir alan var. Bu alanda gelişim daha iyi. Oraya aç diyeceğiz. O bölgeye git diyeceğiz. Ha bunu zorla yapamazsın tabii. Bir teşebbüs hürriyeti diye bir şey var yani anayasada. O nedenle bunu mümkün mertebe verimlilik esasına dayalı planlayacağız. Bunu yapacağız. Yani inşallah dengeli bir ticari oluşumu da Bolu'nun geleceğini düşünerek inşallah beraber planlayacağız. Kriterlerini de beraber koyacağız. Ve inşallah Bolu'nun yatırımda Sayın Valimizin riyasetinde önünü açacağız inşallah. Ve daha büyük yatırımlarla en az 10 bin istihdamı hedeflediğimizi buraya ortaya koydum. Hodri meydan. Hadi bakalım çıksın bir tanesi de aynı vadi ortaya koysun bakalım koyabiliyor mu? O nedenle Allah'ın izniyle biz mevcut bu Bolu'nun bize kazandırdığını borç olarak ödeyemeyiz de borcumuzu. En azından bir kısmını bu vesileyle ödemiş oluruz. Turizm bizim kardeşim katma değer olarak da istihdam olarak da gideceğimiz yer turizmdir. Dolayısıyla bizim her yönden de altyapımızı bu anlamda bitirmemiz lazım artık. Ve inşallah önümüzdeki dönemde yine Sayın Valim'in riyasetinde, hamiliğinde, turizmde çok büyük adımlar atacağız. Ve altyapı sorunumuz diye bir şey kalmayacak önümüzdeki dönemde. Çünkü Bolu Belediyesi olarak her işi takip edeceğiz Allah'ın izniyle. Arkadaşlar, Gürhan biraz ısıtar. TVPolu.com